Ben Tolga Eskioğlu, 1 Nisan 1975 Kütahya doğumluyum. Aragonit Yapı Kimyasallığı Genel Müdürü ve ortağıyım. Hem ailemizin hem ülkemizin gelişimine adamış insanlarız. Şimdi belirli bir hayat mottom, huzurlu bir iş yeri, insan haklarına saygılı personel çalıştırmak, herkesin hakkını zamanında teslim etmek, insanlığa dürüst ve düzgün bir şekilde bir şeylerin yapılabileceğini ispat etmek. Ben bunu başarabilirim, ben bunu yapabilirim. Hayal kurmak çok önemli. Yılmak zaten mesele burada, yani yılmayacaksınız. Ya ben işimle ilgili isyan etmedim, tamam, ülkenin şartlarına isyan ettiğimiz dönemler oldu. Şunu söylüyorlar işte, ben hayattan keyif alamadım, biraz kendime vakit ayırayım. Bedava peynir fare kapanında bulunur. İşte çalışmak sizi özgürleştirir. Çalışmak sizi başarılı ve mutlu kılabilir. Geride iyi bir şeyler bırakmak lazım. Ben şunu söyledim, ya ben garip bir sağlık problemi yaşadım. Ölüyordum, gideyim, çok işim vardı, biraz daha fazla çalışayım. Ben çok kolay ağlayan bir insan değilim ama mağlubiyet beni birkaç defa ağlattı, öyle söyleyeyim size. İnşallah bundan sonra belki biraz değişiklikler olur diye düşünüyorum. Ben Tolga Eskioğlu, 1 Nisan 1975 Kütahya doğumluyum. Aragonit Yapı Kimyasallığı Genel Müdürü ve ortağıyım. İlk orta lise ve üniversite öğrenimi burada tamamladım. Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü mezunuyum. İş hayatı tabii biz babamızla birlikte başladık. Çocuk yaşta başladık. Babamız, ben çocukken babam inşaat müteahhidiydi. Babamın inşaatlarında çalışarak abimle birlikte başladık. Bu da tabii çok küçük bir yaşa tekabül ediyor. 9 yaşında başladık. Okullar açık olduğu zaman hafta sonları, kapalı olduğu zaman yaz tatillerinde hep babamın yanında çalıştık. Babamızın ticari hayatı yaklaşık 60 yıl ancak bu şirketin kuruluşu 34 yıllık bir şirket. Bu marka üretmesi de 28. yılında. Tabii bu fikir babamızın ama biz birlikte bu markayı oluşturduk. Babamız fikri ortaya koydu. Biz de asker olduk. 1996 yılında bu işe başladık. Şu anda 28. senenin içerisindeyiz. İş yerimizde işte tek çeşit üründen şu anda 375 çeşit ürüne kadar çıkarmayı başardık. Tabii Yapı Kimyasalları adı altında seramik yapıştırıcılardan tamir harçlarına, derz dolgularından su izolasyon malzemelerine, mantolama ürünlerinden tamir harçlarına kadar birçok başlıkta, endüstriyel yapılarda kullanılan ürünlere kadar birçok başlıkta 375'in üzerinde ürün üretiyoruz. Çimento esaslı, epoksiler, akrilik bazlı malzemeler, yani çok sayıda ürünümüz var şu anda. Bizim jenerasyonumuzun biz ne iş yapıyoruz, ben neden uğraşıyorum gibi bir lüksü hiçbir zaman olmadı. Biz kendimizi hem ailemizin hem ülkemizin gelişimine adamış insanlarız. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. İşin her kısmında, yani çok küçüktü, çok büyük hale geldi. Her kısmını severek yaptık. Tabii ki yorgunluklarımız oldu ama neden biz bunu yapıyoruz demedik. Yapmaya da devam ediyoruz. Hatta çocuklarımızı da ona göre eğitim aldırdık ve devamında şirketimiz içerisine dahil ettik. Çocuklarımız da bizde çalışıyor. Onlar da bizden gördükleri kadarıyla hayatlarından memnunlar. İnşallah bu işi çok daha farklı bir noktaya getirmek gibi niyetimiz var. Devam edeceğiz yani. Ya ben işimle ilgili isyan etmedim. Tamam, ülkenin şartlarına isyan ettiğimiz dönemler oldu. Fakat pes etmek yok yani. Babam bize şunu öğretmişti. Her gün yeni bir başlangıçtır. Her gün güneş yeniden doğar. Biz bu felsefeyle bazen gittik, bir gün dinlendik, yarım gün dinlendik. Ertesi gün büyük bir şevkle işimize geldik. Tabii ki isyan ettiğimiz noktalar oldu ama hiçbir zaman bu bırakmayı, kenara çekilmeyi düşünmedik açıkçası. Tabii benim diplomalı mesleğim inşaatçılık. Başka bir iş yapmak istemedim açıkçası hiçbir zaman. Ben insanların son dönemde söylediği mutlu olacağınız işi yapından ziyade yaptığınız işte mutlu olun felsefesinde bir insanım. Ne yaparsanız yapın o işten mutlu olmaya bakmalısınız bence. Başarmanın zaten yarısı bu. Yani bunu şevkle ve mutlulukla ve bir istekle yaparsanız bunu başarmak daha kolaylaşır. Başka iş yapmayı düşünmedik. Benim hayat felsefem, başka işler yaparsam mevcut işimi çok iyi yapamam gibi geliyor bana. Bu yüzden biz sanayi alanında hep ilerlemeye çalışıyoruz. Başka da bir işimiz yok. Yani şu anda 5 fabrikamız var. Hepsi de bunun üzerine ve paralelinde ürün çeşidini artırmaya yönelik fabrikalar. Başka iş yapmayı hala da düşünmüyoruz.
Belki çocuklarımızla birlikte yeni alanlara yelken açabiliriz. Yok yani şu anda üniversiteyi bitiren benim kızım var. Benle birlikte çalışıyor, mali işlere bakıyor. İngilizce işletme mezunu, yurt dışında da eğitim aldırdık ona kendisine. Abimin oğlu var, onun da 2 senesi var. Abimin oğlu da şu anda tatilde olduğu için bizle birlikte çalışıyor. Yaz tatillerinde zaten çalışıyorlar ve severek yapıyorlar bu işi. Geliştirmek için çaba sarf ediyorlar. Kızım da benle birlikte çok yükümü omuzladı benim. Çok güzel fikirleri var. Onlar başka iş yapmayı düşünmüyorlar. Onlar için bir şans olduğunu düşünüyorlar. Tabii hayata sıfırdan başlamıyorlar. Aslında böyle düşünmeleri de bizim açımızdan olumlu tabii. Hayatın birçok dönüm noktası var. Bunun içerisinde tabii bu işe başlamamız bir dönüm noktasıydı. Evliliğin bir dönüm noktasıydı. İlk çocuğumun doğması bir dönüm noktasıydı. Bunların hepsi bize farklı farklı şeyler öğretti. Bu süreç içerisinde tabii çok çalışmaktan kaynaklı birçok dönüm noktası yaşadık. Mağlubiyetler aldık. Onlar dönüm noktasıydı. Mağlubiyetleri ben çok kolay ağlayan bir insan değilim ama mağlubiyet beni birkaç defa ağlattı. Öyle söyleyeyim size. Fakat o mağlubiyetleri de galibiyete çevirmesini bildik. Dönüm noktaların her zaman olacaktır. Yine olmaya da devam edecektir. İşte sağlık problemleri yaşadım. Mesela çok önemli dönüm noktalarıydı benim için. İnsanlar sağlık problemleri yaşadığı zaman şunu söylüyorlar, işte ben hayattan keyif alamadım, biraz kendime vakit ayırayım. Ben şunu söyledim, ya ben garip bir sağlık problemi yaşadım, ölüyordum, gideyim çok işim vardı, biraz daha fazla çalışayım dedim ya. Ve 5-6 ay önce oldu bu, 6 aydır da biraz daha fazla çalışmaya çalışıyorum. Çünkü prensipler doğrultusunda geride iyi bir şeyler bırakmak lazım. Yani sadece bu para ya da malla ölçülecek şeyler değil bunlar. Yani başarmış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Çocuklarımıza çok daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz açıkçası. Dönüm noktası çok ve olmaya da devam etmesini istiyorum açıkçası. Neden? Çünkü çalışmak istiyorum. Belirli bir yaşın üstüne kadar çalışmak istiyorum. Ben bundan keyif alan bir insanım. Birkaç dönüm noktası daha olacak. Hepsi tek tek söylesem herhalde bu birkaç saat konuşmamız gerekir. Bizim çocukluğumuz tabii şimdi bakıyor sosyal medya artık tabii çok farklı mecralara götürüyor bazı şeyleri. Görüyorsunuz 80'lerde çocuk olmak, 90'larda çocuk olmak. Onlarla çok alakası yoktu. Biz çalışan çocuklardık. Annemiz babamızı çok eleştirdi. Çocuklarımı perişan ettin, çocukluklarını yaşayamadılar diye. Biz de sonra hep babamıza teşekkür ettik. Yani bizi iyi ki çalıştırmışsın. Hayata biraz daha erken başladık biz. Dolu dolu bir çocukluk yaşadığımı söyleyebilirim ben her açıdan. Günler çok uzundu bir kere. Yani sabah başlayıp akşama kadar çalışırsın, akşam evine gidersin ya da mahallene gidersin. Bir kere her şeyden önce şu yeni jenerasyondan çok daha şanslı çocuklardık biz. Şimdi çok ulaşılabilirsiniz cep telefonuyla ya da başka şeylerle. O zaman çok ulaşılabilir değildik. Akşam ezanı olana kadar biz 5'te inşaat işinden çıkardık. Saat 6'ya eve vardığımızda akşam 8.30-9'a kadar da sokakta oynardık. Güzel bir çocukluk yaşadık. Her şeyi istemediğimiz bir çocukluk yaşadık. Her şeye sahip olmadığımız bir çocukluk yaşadık. Bunların sıkıntılarını yaşadık mı? Bazen belki yaşadık. Bazen belki senede bir tane ayakkabı alındı bize ama bunlar problem değildi. Çünkü öyleydi. Yani burada paranızın olması da bir şey değiştirmiyordu. O dönem öyle bir dönemdi. Çok güzel bir çocukluk yaşadığımızı düşünüyorum. Tabii bu bize bir merak kattı her şeyden önce. O yüzden bizim neslimiz biraz daha araştırmacı bir nesil. Yenilikten yana bir nesil. Hayata bakış açıları da farklı. Aslında benim gibi 75'lilerde doğan insanlar çok iyi bilgisayar kullanamaz. Belki siz dikkat etmişsinizdir. Bazı şeyleri biz çocuklarımızdan ya da daha küçük insanlardan öğrenmeye çalışırız. Bunu dezavantaj olarak görüyorlar. Ben büyük bir avantaj olarak görüyorum açıkçası. Biz hala yazılı bir gazete okumaya çalışıyoruz. Hala yazarak çalışmaya çalışıyorum ben. Yani bu maille, şununla bununla, tabii ki bunlar da hayatımızda faydalanıyoruz ama çocukluğumuzdan gelen alışkanlıkları koruyoruz. Bence çok güzel bir çocukluk yaşadım. Yani bu, şu hangi tarihe dönmek istersin? Hiçbir tarihe dönmek istemezdim. Hayatımın her anından büyük keyif almış bir insanım ben. Ama çocuklarımın bizim çocukluğumuz dönemine dönmesini isterdim açıkçası. Çünkü şu anda bakıyorum, onlar güzel bir gençlik ve çocukluk yaşamıyorlar. Üzücü bizim açımızdan. İnşallah bundan sonra belki biraz değişiklikler olur diye düşünüyorum. Kendimden çok farklı şekilde büyütmedim. Tabii bizim çalışma alanımız da o zamanki babamızın bizi çalıştırdığı alanla onların çalışma alanları farklı oldu. İki çocuğum var. İkisini de çok küçük yaşlarda fabrikaya getirmeye başladım. Ne yaptırdınız derseniz laboratuvarda temizlik yaptırdım açıkçası. Her sorduklarına cevap vermeye çalıştım onları. Ve onları, büyük kızımı 13-14 yaşında işin içerisine dahil ettim. Küçük kızımı da 7-8 yaşında işin içerisine dahil ettim. Şu anda da büyük bir zevkle çalışıyorlar. Yani çalışmalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Onlar da çalışan çocuklar oldu. Tabii bizim kadar yoğun çalışmadılar. Bizim yaptığımız her alanda yapmak zorunda da değillerdi. Ben gençler açısından da hayata bakmaya çalışıyorum. Onlar gençliklerini de yaşasınlar ama çalışma hayatındaki sorumluluklarından uzak kalmasınlar istedim. Şu anda da kızım
yıllık izin döneminde iznini yapıyor, çalışma döneminde çalışmasını yapıyor. Benden birlikte sabah erkenden buraya gelip akşam ben çıkarken beraber çıkıyoruz. Tabii şimdi benim fabrikalardaki görevimin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da görevim var. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olmam hasebiyle. Benim günüm erken başlar. Sabah 5.30 civarında güne başlarım ben. Evimden de 7 civarında çıkarım. Genelde 7.30'la 8 arası iş yerimde olmaya çalışırım. Burada olduğum dönemlerde 2 haftada bir farklı coğrafyalardaki fabrikalarımıza gitmek için çaba sarf ediyorum. Antalya ve Aksaray'a gidiyoruz. Benle birlikte, kızım ya benle birlikte geliyor ya da haricen geliyor ama genelde benle birlikte geliyor. Akşam 6-6.30 civarı çıkıyoruz. Kendimize ayırdığımız vakitler var. Spor yapmaya çalışıyorum. Hobi anlamında çok hobilere vakit ayıramasak da bizde dededen gelen bir ahşap işi var. Ahşapla uğraşmak için çaba sarf ediyorum. Rutinimizin içerisinde tabii günlük haftanın belirli günlerinde bazı toplantılarımız var. O toplantılara katılmak zorunda kalıyoruz. Şehrin sorumluluk alan bir bireyi olarak şehrin önemli noktalarında karar verici ya da önerici mekanizmaların içerisinde bulunmak için çaba sarf ediyorum. İşte bir hafta Antalya, bir hafta Aksaray olmak üzere 2 haftada bir fabrikalara gitmek için çaba sarf ediyorum. Hayat aslında bizim için çok yoğun bir şekilde geçiyor ama gün içerisinde işte birçok misafirimiz oluyor ya da başka yerlere misafir oluyoruz. Dönem dönem Türkiye genelindeki bayilerimizi ziyaret etmeye çalışıyorum. Yurt dışı fuarlara gitmeye çalışırım. Ben tabii işin alım kısmında gitmeye çalışırım. Ayrıca bizim pazarlama birimi onlar yurt içi fuarlara katılıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kimya fuarlarına gidip onun yenilikleri takip etmeye çalışıyorum. Genel olarak rutinim bu. Ama çalışmak başka bir şey yok bizim rutinde. Ha öyle bir şey yok. Yani önümüzdeki hafta bu seneki yaz tatilimi yapacağım 3 gün. Eşimle birlikte yani böyle bir butik otele gideceğiz. Tabii bizim şöyle kaçamaklarımız oluyor. Kendi işinize sahip olmanın bazı avantajları var ama bizim için bir haftalık tatiller bile uzun tatiller. Ben 5 günden fazla tatil pek yapamam. Sıkılırım açıkçası. Çünkü zaten devam ede gelen bir işiniz var. Biz kurumsallaşmış da bir firmayız. Aslında bizim yöneticilerimiz şirketimizi de yönetmek için epey çaba sarf ediyor ama işte keyif aldığınız nokta burası. Ben öyle 30 gün tatil hayatımda görmedim ama bayramlarda 3 gün birisinde, 4 gün birisinde tatil yapıyoruz. Genelde de yaz tatillerinde bir 5 günlük bir tatilimiz vardır bizim. 5 gün civarında. Hatta eşim de alıştı buna. En son 5 günde çok gelmeye başladı. 3 gün gidelim, 4 gün gidelim demeye başladı. İşte önümüzdeki hafta bir 3 günlüğüne gideceğiz, geleceğiz. Doğrusunu da bu olduğunu düşünüyorum. Bir ara vermek lazım mutlaka. Yani tatil insanlar için şart. Ama çok büyük aralar sizin çalışma rutininizi bozar. Eğer keyif alıyorsanız çalışmadan çok büyük ara vermezsiniz. Ha, keyif almayan insanlar 30 günde yapar, 40 günde yapar. Onlara da hiçbir eleştirim yok. İşinden keyif almıyordur. Ben keyif dönemine bu yaşlarda geçmeyi düşünmüyorum. Hedeflerim var. Yazdığım hedeflerim var. Aklımda tasarladığım hedeflerim var. O hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Bu ülkenin müteşebbis insanlara ihtiyacı var. Bir de müteşebbisliği de özendirmemiz gerekiyor. Hem de nasıl özendirmemiz gerekiyor? Yani şerefli, dürüst, namuslu bir tüccarlık, sanayicilik yaparak insanların belli bir noktaya gelebildiğini ispat etmemiz gerekiyor. Görevimiz çok. Dinlenmeyi düşündüğüm bir nokta yok açıkçası. Tabii sürdürebildiğim kadar sürdüreceğim. Benim yapacağım, benim yarı emeklilik fikrim var. Yarı emeklilik fikrinde diyorum ki işte sabah 9'da gelirim, işte akşam 5.30'da giderim gibi bir yarı emeklilik fikrim var. Onun için de şu anda çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani bu 60'lı yaşlardan sonra Allah ömür verirse bunu yapacağız. Başka bir takım yollar açmamız gerekiyor bizim gelecek nesillere. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Vallahi benim hayatımda çok önemli noktaya oturttuğum bir şey var. Yani çok sevdiğim bir söz. Bedava peynir fare kapanında bulunur. Ben buna çok inanıyorum. Çalışmak, hayal kurmak çok önemli. Kurduğunuz hayallerin de ham olmaması gerekiyor. Yani olabilir şeyler olması lazım. Hayal kuracaksınız, altını doldurmak için çaba sarf edeceksiniz. Sabırlı ve azimli olmak zorundasınız. Hırslı olabilirsiniz. Hırsı azme çevirmek sizin elinizde. Fakat burada dediğim gibi bir yapılabilir bir işin hayalini kurmanız lazım. 2, onu yapmak için çok çalışmanız lazım. 3.'sü pes etmemeniz lazım. Yani düz bir dünya yok. Mutlaka önünüze engeller çıkacak. O engelleri tek tek aşmak için büyük çaba sarf etmeniz lazım. Başarının başka bir anahtarı yok bence. Benim düşüncem bu. Şimdi tabii böyle çok kısa süreli oluyor onlar. Biz oluyor mutlaka. Yani insanız sonuçta. Yani demirden yaratılmadık. Çok uzun sürme. Ben çok çabuk toparlayan bir insanım. Yani psikolojim de çok çabuk toparlarım. Pozitif bakmak çok önemli. Fakat inancı da olan bir insan olarak yani ben başımıza gelen her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Ve nitekim sonuçta da öyle olur. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Yılmak zaten mesele burada. Yani yılmayacaksınız. Belki moraliniz bozulacak, modunuz düşecek ama tekrar kendinizi motive etmeye vereceksiniz. Hani şimdi şu son dönemde kendimi çok seviyorum, kendime teşekkür ederim falan gibi şeyler var ya, bunun
farklı bir versiyonunu yapmaya çalışıyorum ben. Tabii ben öyle bir şeyler duymadım ama ben bunu başarabilirim, ben bunu yapabilirim gibi bir düşünce tarzına sahibim. En iyi motivasyon kaynağı bu. En iyi motivasyon kaynağının yanı sıra size huzurlu bir aile hayatı gerekiyor. Mutlaka onu da söyleyeyim. Ben huzurlu bir aile hayatına sahibim. Benim evim kalemdir. Çok bunaldığım zaman ben evime kaçarım açıkçası. Evime kaçtığım zaman da eşim bana çok destek olmuştur. Hem ailenize motivasyon, yani iki tane. Birincisi bu, ben bunu yapabilirim. İkincisi de aileden destek almanız lazım. Yani aile hayatı çok önemli bence iş dünyası için. Çok destek olmuştur bana, sağ olsun. Ben hele ilk evlendiğimiz ilk 3 yıl sabah 6.30'da çıkıp gece 10'da eve girdim. Yani bu bir yeni evlenmiş bir çift için çok zor bir şeydir açıkçası. Ve buna pazar günleri de dahildi. O bana çok destek oldu her zaman. Madden, manen her zaman destek olmuştur. Sonrasında tabii o kendinden ziyade beni düşündüğü için İşte bazen gezelim, dinlenelim gibi önerilerde bulundu ama son yıllarda o da fark etti ki yani biz o yolun yolcusuyuz, pek dönüş yok. Kendi kendine eğlenmenin yolunu buldu, o arkadaşlarıyla falan kendisi gezmeye başladı. Beni de ama sağ olsun götürür, her zaman sana bir sürprizim var deyip işte o 3 günlük, 2 günlük tatilleri ayarlayan odur. Ama destek olmaya devam ediyor açıkçası. Şimdi tabii benim önerim şu, önce hedefiniz para olmayacak. Zenginlik olmayacak hiçbir zaman. Başardığınız zaman gelen zenginliği hayal edemezsiniz zaten. Çok ya da az, yani çok büyük zenginliklere de kavuşabilirsiniz. Fakat başarının sonunda mutlaka maddi bir takım imkanlara kavuşursunuz. Öncelikle bir işi başarmak için karar verip azmetmeniz lazım. Fakat demiştim ya ben işte boş hayaller peşinde de koşmamak lazım. Yani altı doldurulabilir hayaller kurmak lazım. Bizim insanlarımızda zaten fikir üretmekle ilgili sıkıntı var. Aslında kendiniz özgün bir fikir üretip o fikri devam ettirmek durumundasınız. Tabii her özgün fikir de arkasından koşulacak fikir olmuyor. Yani bizim de mesela birçok ürettiğimiz ürün vardır, rafta bekler. Ya çok güzeldir, ne fark yarattı? Çok da bir fark yaratmadı. O yüzden bunu üretmeyelim, bu ticari bir mal olmaz deyip koymuşuzdur. Aynı şekilde işte herkesin yaptığı işi yapmak size bir kazanç elde ettirmez. Gözlem yapıp farklı bir noktaya gitmeniz lazım ya da bir şey geliştirmeniz lazım. Ama kestirmeden ben bunu yaparım düşünce tarzından kurtulmak lazım. Onu yapamazsınız. Özellikle fikir hırsızlığının sonu mutlaka o fikir hırsızlığının içinde kaybolmaktır. O fikrin içinde kaybolursunuz. Kendiniz fikir yaratmanız lazım. Azmetmeniz lazım. Ve hedefinizin para olmaması lazım. Hedefinizin başarı olması lazım. Para arkasından gelecektir. Net yani bu. Şimdi belirli bir hayat mottom var desem yalan olur. Yani birkaç tane şeyim var. Tek kalemde gitmiyorum. Dediğim gibi bir tanesi bedava peynir fare kapanında bulunur. İkincisi hayal kırmak çok güzeldir. Üçüncüsü başarmak büyük mutluluktur. Bunları söyleyebilirim. Bunların hepsini birleştirin. İşte çalışmak sizi özgürleştirir. Çalışmak sizi başarılı ve mutlu kılabilir. Benim hayat mottom bu. Huzurlu bir aile, huzurlu bir iş yeri, insan haklarına saygılı personel çalıştırmak, herkesin hakkını zamanında teslim etmek, insanlara dürüst ve düzgün bir şekilde bir şeylerin yapılabileceğini ispat et. Çok oldu ama hepsi birlikte. Şimdi. Retribution. Oh yeah, we want retribution.